Videoya oturdum, güneş açtı ve çok mutlu oldum. Hafif bir dağınık toplamak istiyorum saçlarıma. Kahküllerimi uzattığım için bir garipler. 7 gün 7 vlog serimin ikinci gününe hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda aldığım makyaj malzemeleriyle bir makyaj yapmak istiyorum. Özellikle Misha olacak. Son zamanlarda Misha'ya aşırı derecede düştüm. Ve gerçekten çok memnun kaldığım şeyler oldu. Bunu burada makyaj yaparken böyle sohbetli küçük bir şey yapmak istedim. Ayrıca küpelerimin tatlılığına bakar mısınız? Hediye geldiler. Koyuyorum buraya. Kesinlikle bakmalısınız. El işi. Her şey o kadar güzel ki aşırı tatlılar. Kesin bakın bence. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten küçük bir reel çekmiştim Instagram'da da. Benim gerçekten en çok hoşuma giden reel'larımdan biri oldu kendisi. Ona da bakarsanız eğer bakmadıysanız mutlu olurum. Orada birkaç tane farklı ürünüm var. Onları çünkü ben denemeyi çok çok fazla istiyordum. O zaman İstanbul'daydık. İşte onları yengeme aldırdım. Yengem hadi bana Misha'dan bir şeyler alalım dedi. Onları aldırıp küçük bir makyaj bir şey çektim. Hatta yengeme de yaptım. Haftalık vlogda görebilirsiniz o ürünleri de. Onlar İstanbul'da kaldılar. Ben kendi ürünlerimi anlatacağım. O ürünlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Ben de biliyorsunuz bu Misha'nın Perfect Cover BB kremi var. Bundan gerçekten çok fazla memnunum. Ama testerlardan şu BB kremin testeri gelmişti. Bunu beraber deneyelim diyorum. Şu arkamda dağınık kalmış ya. İnsan bir bakar. Tamam sanırım. Dediğim gibi bu tester gelmişti. Chobo Young BB krem sanırım bu. SPF 30 varmış içinde. Korece okuyabildiğim kadar Chobo Young okudum ben ama tam emin değilim yani. Yine ismini ekrana yazarım. Bunun testerını istemiştim. Bunu deneyelim, bir değişiklik olsun. Ayrıca size hayallerimin fondötenden bahsedeyim birazcık. Çok denemek istiyordum. Kuşun fondötenleri ben çok fazla seviyorum. Çok hoşuma gidiyorlar. Böyle cilde oturtuyormuşsunuz gibi geldiği için çok çok seviyorum. Ciltle bütünleşmesi daha kolay oluyormuş gibi geliyor bana. Misha'nın Perfect Fit kuşun fondöteni çok merak ediyordum. Ve yengeme aldırdım dediğim gibi. Gerçekten çok güzeldi. Sürdüm bir oturmadı gibi oldu. Böyle bir havada kalır gibi oldu. Sonra diğer ürünleri uygulayınca böyle cuk diye oturdu resmen suratıma yani. Çok güzeldi. Aşırı güzel bir fondötendi. Eğer kuşun fondöten arıyorsanız öneririm. Keşke açabilsem bunu da. Bu da denemeyi istediğim bir kremlerden biriydi. Heyecanlıyım. Umarım rengini doğru almışımdır. Biraz koyu gibi geldi bana şu an. Hadi bakalım. Şöyle bir önce yüzüme koyuyorum. Sonrasında fırçamla dağıtıyorum. Koyu. Ama Misha'nın ürünlerinde fark ettiğim şey renkleri de biraz bekledikten sonra oturuyor. Ciltle bütünleşiyor gibi oluyor genellikle. Bu Perfect Cover'da gri gri gelmişti bana ilk kullandığımda. Bakalım bu da öyle mi? Çok koyu olmadı ama bir tık bronzlaştım sanki. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi herhalde kapatıcıyla hallederiz diye düşünüyorum. Bunu da yeni aldım ve gerçekten kapatıcılığı yani böyle bir şey olamaz. Çok küçük bir ürün, aşırı küçük bir ürün. Kaç gram bilmiyorum. Çok bayağı küçük yani. Ama bayağı gider. Çünkü çok 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 aşırı az almanız yetiyor bu üründe. Bu Opio'nun Bonding Balm Concealer. Şu şekilde Nashita fırçamı alıyorum. Bir buraya, bir de buraya dağıttığımda görebiliyorsunuz değil mi farkı? Aşırı başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ve suratımın turuncu olduğunu düşünüyorum şu anda. Artık kapatıcıyla rengimi açacağız. Biraz kalın olacak makyajım ama ne yapalım. Şu şekilde yüzümün ortalarına geçiyorum. Biraz kapatıcıdan rengi açmak için. Böyle kalın kalın makyajları da hiç sevmem ya. Heyecanlandım ya bu makyajı çekeceğim diye. Ondan bir şey ters gitmese şaşardım zaten yani. Şöyle iyice ürünlerimiz otursun. Daha iyi sanki. Sizce sabitlemeden, toz ürünlere geçmeden gözümün nurundan bahsetmek istiyorum size. Bu yine Opio'nun Juicy Pink'lerinden. PK04 rengi. Bu değil, bu eski olan. Yeni olan bu. Bu CR02 rengi. O kadar güzel böyle turuncumsu bir allık ki. Şöyle. Ben bunu ellerimle yaymayı seviyorum. Ama eğer cildiniz lekeliyse, sivilceliyse, bunun altına sürdüğünüz ürünlerin oynamamasını istiyorsanız elinize alıp ürünü sonrasında allık fırçanızla dağıtabilirsiniz. Ben direkt ellerimle dağıtıyorum. Çok oynatmadığını düşünüyorum. Burası daha çok, burası daha az oldu. Burayı biraz daha geçelim. Evet, allıklandık. Şimdi göz altlarımız
Göz kapaklarımız kırışmadan sabitlenelim. Biolis'in Finish It pudrasını kullanıyorum. Bu transparan pudra olarak geçiyor ama transparan değil. Açık renk bir pudra. Şöyle büyük geniş bir fırça alıp göz altlarımı ve göz kapaklarımı sabitliyorum. Bundan memnun kaldım. Grileşme yapmadı. Sinir oluyorum grileşme yapınca pudralar. Sadece göz altlarımı ve göz kapaklarımı pudraladım. Bir de yine Biolis'ten böyle bir Burn It bronzer aldım. Bu 192 Natural Bronze rengi. Şöyle göstereyim. Bundan böyle birazcık alıp sadece şu kemiğimi belirginleştirmek için biraz geçiyorum. Aynı şekilde. Ucu fırçamın şöyle olduğu için böyle tuttuğumda çok kolay burnumu halledebiliyorum. Gıdımızı da hallettik mi? Tamamdır. Bir kaşlarımızı tarayalım. Gözlere geçeceğiz çünkü. Bu Essence'ın Lash and Brow Gel Maskarası. Bununla böyle çok azıcık tarıyorum yukarı doğru. Çok ıslak ama çok memnun değilim bundan. Daha önce de kullanmıştım ama kaş sabunu almak istiyorum. Şimdi farıma geçmek istiyorum. Ben gerçekten Misha'nın farlarının bu kadar pigmentli olacağını gerçekten düşünmemiştim. Her şeyinden memnun kaldım şu ana kadar Misha'nın. Ama böyle bir pigment ben gerçekten görmedim. Bu Modern Eyeshadow'lardan MRD02 rengi. Çok güzel böyle pembemsi turuncu, aşırı mercan gibi bir renk. Ben bununla eyeliner yapmayı, o görüntüyü o kadar sevdim ki. Bir yılda da yapmıştım. Şimdi burada da yine benzer bir şey yapmak istiyorum. Kontrol etmesi çok kolay bu arada. Görüyor musunuz pigmenti ya? Harika ötesi yani. Böyle bir şey olamaz. Şöyle bir kuyruk yapıyorum. Pıt! Bu kadar. Aynı şekilde bu tarafa da kuyruklarımızı yaptık. Şimdi fox ayımızı, tilki gözlerimizi tamamlayacak. Şu iç köşeleri de belirginleştiriyorum. Çok azıcık üstlerini karıştıracağım. Burayı da aynı şekilde. Karıştırıyorum ama yine de o eyeliner görüntüsünü de kaybetmemesine dikkat ediyorum. Yapacağımız çok az şey kaldı. Maskara, dudak, bir de allığı biraz daha arttıracağım. İstediğim etkiyi yakalayamadım. Biraz daha bol bol allık istiyorum. Maskaram da yine Misha. Bunu gerçekten meraktan aldım. Çünkü Misha Kore markası olduğu için onlar kirpiklerini bizim kadar böyle aşırı şey sevmiyorlar. Yani o full görüntüyü istiyorlarsa zaten kirpik takmaları gerektiği için maskaraları nasıldır merak ettim açıkçası. Benim beklediğimden çok çok daha iyi çıktı yani. Böyle ben ayrıca şey bir maskara istiyordum. Ayırsın ve uzatsın. Hani çok hacimli değil de daha uzunluğa odaklanan. Bu da zaten Misha Length Boost olarak geçiyor. Yani daha çok uzunluk elde etmek odak. Size de şimdi birine sürüp birine sürmeden hemen etkisini göstermek istiyorum. Israrla şuraya değdiriyorum ya. Israrla ama yani. Neyse ben onu halledeceğim. Size tek kattaki etkisini göstermek istiyorum. Tek tek ayırıp uzatıyor ve bayağı simsiyah bir maskara yani. Onun için çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Hemen bu gözüme de. Maskaramı sürerken kapandınız. Kameranın şarjı bitti. Ben de çok azıcık şarja taktım. Hemen şimdi makyajı bitiriyorum. Rujumu süreceğim. Ruju denemeniz lazım. Bu Juicy Pink'lerden yine. Sugar Tint. Benimki OR01 rengi. Bu arada kullandığım ürünleri aşağıda linkleyeceğim. Bakabilirsiniz onlara da. Parasını o kadar hak ediyor ki 50 liraya düşüyor indirimde bu arada. Piyasada bulabileceğiniz çoğu rujdan uygun fiyatlı. Şimdi şu şekilde sürüyorum. Sadece iç kısmı sürdüm. Dışarı doğru dağıtıyorum. Yukarı da aynı şekilde. İsterseniz böyle bırakın. İsterseniz arttırın. Ben arttırmayı seviyorum. Çok azıcık daha arttırıyorum. Böyle parlatıcı gibi bir yapısı var. Görebiliyorsunuzdur zaten şu anda. Ama parlatıcı gibi değil. Sabitleniyor. Ve tint. Yani direkt zaten sugar tint. Ama o kadar değişik ve güzel bir yapısı var ki anlatamıyorum tam olarak. Sabitleniyor. Dudaktan oynamıyor çoğu zaman. Çok kolay çıkmıyor yani lip glosslar gibi. Ama yine böyle gloss parlatıcı gibi bir yapısı var. Bayılıyorum yani. Fiyat performans açısından mükemmel bir ürün. Şimdi son olarak allığımızı abartıp makyajımızı bitiriyoruz.
tamamdır. Allığımız da istediğim seviyeye geldiğine göre artık makyajı bitirmişiz demektir. Gerçekten çok seviyorum. Zaten bu herhalde Mişa'yla bir ay içinde 3. makyaj videom falan. Asla sponsorlu değil bu arada. Sponsorlu sananlar olmuş ama sponsorlu değil. Hepsini kendim alıyorum, kendim deniyorum, kendim paylaşıyorum. Çok 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 memnun kaldığım için de böyle birkaç kere hem anlatmalı hem işte kısa kısa reel'de gösterebileceğim gibi videolar çekmek istedim. Bu şekilde yani. Dediğim gibi Instagram'a da bakmayı unutmayın. Artık bu videonun da sonuna geldik. Umarım severek izlemişsinizdir. Severek izlediyseniz abone olup 7 gün 7 vlog serimi takip etmeyi unutmayın. Yarın 3. gününe devam edeceğiz. O zaman görüşürüz.